Batuhan'ın söylediği gibi benim adım Banu. Banu ne demek biliyor musunuz bilmiyorum ama Banu Farsça bir kelime ve kadın demek. Evet, kraliçe, hanımefendi, tüm kadın kavramlarını kapsayan bir kelime. Ve ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Şimdi ayrıca Afrika'dan New York'a, Van Başkale'den İran sınırından Nişantaşı'na kadar binlerce kadının doğumunu yaptırttım, ameliyat ettim ve belki yüz binlercesini muayene ettim. Dolayısıyla böyle kadın deyince birazcık konuşma hakkım var herhalde. O yüzden sizlerle kadını konuşmak istiyorum. Klasiktir, neyle başlayalım? Türk Dil Kurumu ile başlayalım. Evet, kadın, erişkin dişi insan. Mütabık mıyız? Evet, peki. Erişkin ne demek? Ona gelelim. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflaması. 24 yaş ve üzerine yetişkin kabul ediyoruz. 18-24'te genç yetişkin. Peki, 24 yaş ve üzeri. Şu oku biraz ilerletelim. 25 yaşında bir dişiye kız mı dersiniz, kadın mı? Yani şu geçiş ne zaman oluyor? İşte burada toplumda çok ciddi bir anlam karmaşası var. Ama karmaşa kelime de değil, çok daha derinlerde. Ben size bunu anlatacağım. Sorumuza dönelim. 24 yaşında bir dişe kız mı dersiniz, kadın mı? Bana hemen şunu sorarsınız. Evli mi? Aslında orada onu sormak istemiyorsunuz siz. Ve ötekini de nasıl soracağız şimdi? Değil mi? Evet, merak ettiğimiz şey maalesef cinsel deneyimi. Ona göre kadın veya kız diyeceğiz. Hani erişkin dişiydi? Niye biz bunu medeni duruma veya cinsel öyküye dönüştürdük? Kelimenin korkutuculuğu burada başlıyor. Ben size kadın kelimesinin korkutuculuğunu anlatacağım. Kadın cinsiyet gibi belirten bir kelime sadece. Erkek gibi, kadın erkek. Ama biz cinsiyet belirten bir kelimeyi almışız, cinsel öykü belirten bir kelimeye çevirmişiz. Yani Türk Dil Kurumu erişkin dişi diyor ama biz cinsel deneyimi olan dişi diyoruz aslında. Buradan bir konuya geleceğim. Bayan kadın tartışmaları değil mi? Bundan bahsetmesek olmaz. Ama üzgünüm ama ben burada erkeklere hak veriyorum. Şimdi tanımadığı bir dişiye diyelim yolda. Hitap etmesi gerekiyor. Hanımefendi demek aklına gelmiyor diyelim ki. Şimdi bayan kadın dedik. Tanımadığı bir dişi yürüyor yolda. Hanımefendi demek de aklına gelmiyor diyelim. Kadın dediğinde alacağı tepkiyi düşünebiliyor musunuz? Biraz sert bir tepki olabilir, değil mi? Dolayısıyla erkeklerde bayan kelimesine sığınıyor aslında. Kadın derse başına gelecekleri bilmediğinden. Peki kadın derse niye başına bir şey geliyor? Çünkü sorun erkeklerde değil. Kadının kendisini kadın diye tanımlarkenki çatışmasında. Neden? Türk Dil Kurumu'ndan tutun da demin anlattığım anlama kadar. Çünkü bu cinsellik belirten bir ifadeye çevrilmiş ve toplumun kadın kelimesine yüklediği anlamı o da haklı olarak kendisine alıyor. Aslında toplum size haksızlık da etmeyelim. Şurada çok kısa bir dönem kadın olmanıza izin veriyor. Ne zaman bu biliyor musunuz? Evlendikten anne olana kadarki dönem. Burada hem kadın kendisini evet ben kadın olayı tanımlıyor, hem de toplum ona rahatlıkla kadın diyor. Hani sevgili Duygu Asena kadının adı yok diyor ya, kadının adı değil, kadının kendi yok, kadın yok. Bir örnek daha vereyim. 45 ya da 50 yaşlarında evlenmemiş bir hanımefendiyi düşünelim. Ne diyoruz? Evde kalmış kız, evde kalmış kız kulusu. Yine kadın olamadı. Niye evde kalmış kadın demiyoruz? Madem evde kalmışı kullanacağız, hadi kabul ettik. Yine kadın olamadı. Peki, biraz daha gerilere gidelim. Küçük çocuğa inelim. Kız oğlan tanımlarına gelelim. Ne diyor Türk Dil Kurumu kıza? Dişi çocuk. Peki. Oğlana bakalım karşılığı. Erkek çocuk.
Tamam. Şimdi kız çocuğunun büyümesinden korkuyoruz ya. Kadın olmak hakaret gibi kabul ediliyor ya. Erkekte de tam tersi var. O da bir an önce büyüsün istiyoruz. Oğlan denilmesin ona istiyoruz. Neden? Şu tanımdan dolayı. Yani biri bir an önce büyüsün. Bir an önce büyüsün erkek olsun. Ama diğeri hep çocuk kalsın, kız kalsın. Bu da asıl amaç cinsellik yaşamasın. Peki, şimdi niye bu konuyu seçtim? Ne demek istiyorum? Kadın kelimesinin ve onu çağrıştıran her kelime veya tümcenin ayıp karşılanmasının, çekinilmesinin, bu kelimeden kaçılmasının tek bir sebebi var. Kadını cinsel kimliğinden uzak tutmak. Kadının cinselliğini görmezden gelmek ya da yok saymak. Kadının cinsiyetinin ve hormonlarının ona verdiği cinsiyet, doğurganlık, üreme yeteneğini kabul edip cinselliği ona hak görmemek. Psikanaliz bunu çok güzel açıklıyor. Yani bunun bilimsel açıklaması da var. O kız kadın anne vardı ya. Kadın sadece ve sadece anne kimliğiyle korkutucu olmaktan çıkıyor. Anne olana kadar ki o zaten adı olmayan dönemde korkutucu ve tehlikeli. Hatta biz buna göresel olarak bir kelime daha eklemişiz. Namus nesnesi. Namusun hiçbir dilde karşılığı yok biliyor musunuz sözlükte? Erdem, dürüstlük, gerçek namusun var. Ama bizim kastettiğimiz bacak arası namusun Türkçe dışında hiçbir dilde karşılığı yok. Karının cinselliğini yok saymak dedik ya. Bir de bunun fiziksel yapılan hali var. Vahşice kadının cinselliğini yok etmek. Evet, kadın sünnetinden bahsedeceğim. Ben buna çok aşinayım. Ben Afrika'ya çok sık gidiyorum. Gönüllü doktor olarak orada ameliyatlar yapıyorum, muayeneler yapıyorum. Şimdi muayenelerde enteresan bir şey var. Kadınlara baktığımda genital anatomi farklı. Hani biri doğumsal olabilir. Anlamadım, görmediğim bir anatomi var. Nedir bu diye yanımdaki oradaki yerel görevliye sorduğumda, hocam onlar sünnetli kadınlar dedi. Size ne olduğunu anlatayım ne yaptıklarını. Birleşmiş Milletler buna genital sakatlama diyor, bu şekilde geçiyor. Şimdi üç tipi var. Ya klitorisi çıkarıyorlar, ya klitorisle beraber iç dudakları çıkarıyorlar, ya da tüm genital bölgeyi çıkarıp dikiyorlar. Sadece adet kanı ve idrarın akışına izin verecek şekilde. Bu üçüncünün diğer amacı da ne biliyor musunuz? Evlendiğinde eşi bıçakla açıyor orayı ki bakir olduğundan emin oluyor. Şimdi, evet bu vahşice ama çok sık yapılıyor. Bütün bu konuşmayı da bunun için yapıyorum. Biz de kelimelerimizle çok da farklı bir şey yapmıyoruz. Orada amaç zevk almasın, haz duymasın. Bir kadının zevk alması niye bu kadar korkutucu? Öyle korkutucu ki bir de bunu sağlama alıyorlar. Bu sünnet edilen çocuklar yaklaşık 5 yaşında kız çocukları. Evet, bu Uganda'dan bir fotoğraf, yetimhaneden. Ha, bunun bu arada bir dinle falan ilgisi yok. Mesela Somali %85'i Müslüman olan bir ülke, çok sıktı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gittiğimde orası da %80-85 Hristiyan ve Katolik bir ülke. Orada da çok sıktı. Bunun dinle bir ilgisi yok. Ve bu sünnetlerde bu kız çocuklarının çoğu kan kaybından kaybediliyor. Bir o kadarı da bunlar yaşlı kadınların aynı jileti kullanarak yaptıkları işlemler. AIDS bulaşıyor. Zaten çok yaygın. Ya inanılmaz kötü bir şey. Tabii psikolojik etkilerini hiç konuşmuyorum. Bu hala bitmedi. Evet, insan hakları ihlali ama Birleşmiş Milletler raporuna göre önümüzdeki 10 yılda hala 30 milyon kız çocuğu sünnet tehlikesiyle karşı karşıya. Bu bir tek doğuda değil, batıda da böyle. Yine etnik gruplar arasında Amerika'da da, Avrupa'da da sünnet hala var. Peki, biraz da özel olalım değil mi? Kadınlarımız özeldir, özeldir. Güzel bir kelimemiz var, kadının özel günleri.
Değil mi? Adet günleri. Peki, size polikliniğimden bir diyalogla devam etmek istiyorum. Steteskobu olan benim, bana benzeyen bir şey seçtik. Şimdi, şunu soruyorum. En son ne zaman adet gördünüz? Bu benim için çok önemli. Hani bir fonksiyonel bir sıkıntı var mı diye. Evet, aldığım cevap. Dün temizlendim. Kirli miydiniz? Evet, 5 gün kirli kalıyorum ama zamanında kirlenirim, hep hiç aksamaz. Evet, gülüyorsunuz ama benim çok sık yaşadığım bir şey öykü alırken. Sizce burada kastedilen hijyenik bir kirlenme mi? Maalesef değil. Çünkü adet gördüğünde kadın o ay gebe kalmayacak demek. Gebe kalmayacak, hani anne olamayacak ya, bu da bunun bir yansıması. O zaman kirli. Peki, bu kirlenme dediğiniz şeyin dünyanın en temiz olduğu şey olduğunu biliyor musunuz? Biz niye adet görürüz ya da niye kirleniriz? Yeni bir yaşam başlayacak. O yüzden vücut onu öyle bir sisteme alıyor ki o kadar titizlikle yepyeni olsun diye her ay yenisini yapıyor. Adet dediğimiz şey, her ay rahmin bir iç tabakası var, bebeğin yerleştiği yer. Orası bebek gelecek diye hazırlanır, kalınlaşır, damarlanması artar, bir yuva oluşturulur. Adet görülmezse o yuva dökülür. Biz buna adet kanaması diyoruz. Ama kirlenme de diyoruz. Peki, tıbbi olarak size bunu gösterip gebe kalmaya geçeceğim. Bir animasyon üzerinden göstereceğim. Şimdi o bizim alt karın bölgemiz, genital organlarımız. Kabaca şu armut gibi gördüğünüz şey rahim, yandakiler yumurtalıklar ve tüpler. Şimdi her ay hormonların etkisiyle şu yumurtalıklarımızdan birinde yumurta oluşmaya başlıyor. Bunlar doğuştan beri bekliyor orada. Bir tanesi büyüyor ve atılıyor. Biz buna yumurtlama diyoruz. Bu her ay oluyor düzenli bir şekilde. Bu yumurtlama olurken oradan salınan hormonların etkisiyle bahsettiğim rahmin iç tabakası burası. Kalınlaşıyor. Niye kalınlaşıyordu? Bebek gelirse diye. Peki, cinsel ilişki oldu. Milyonlarca spermden bir tanesi döllemeyi başardı. Bebek oluştu. O hazır olmuş yuvaya geliyor, yerleşiyor. Tebrikler, gebesiniz. Doğuracaksınız, anne olacaksınız. Cennet ayaklarınızın altında. Değil mi? Peki, diyelim ki gebelik oluşmadı. Bakın, o zaman da yumurta döllenmedi ya, ya da tutunamıyor, döllendi. O oluşmuş iç tabaka dökülüyor. İşte biz buna adet kanaması diyoruz. Yani görüyor musunuz, ne kadar titizlikle hazırlanmış bir şey, her ay yenisi yapılıyor ve biz buna kirlenmek diyoruz. Daha da önemlisi var, bir kız çocuğunun ilk adet gördüğünü düşünün. Adet görmek ve doğurganlık kadındaki en kompleks mekanizma. Hipofiz bezinden başlıyor, bir sürü hormonların etkisi var. Bu kız çocuğunda hepsi çok sağlam bir şekilde çalışıyor, sağlıklı doğurgan demek. E niye ayıplıyoruz? Niye kız çocuğu ben adet gördüm diye çıkamıyor? Niye bunu saklıyor? Anne olacak işte. Biraz sinirlendim diyeyim. Peki. Size sinirlenmedim. Eminim burada hiç öyle düşünen yok. Peki, bir şey daha anlatacağım şimdi. Yine bunlar tıbbi kısımlar. Anne karnında cinsiyet nasıl oluşuyor, değil mi? Leylekler niye bazen kız bazen erkek getiriyor? Şimdi, o döllenme var ya, o anda hangi şampiyon sperm oraya ulaşıp döllemeyi başardıysa, o taşıdığı kromozom, Y ise erkek bebek oluyor, X ise kız bebek oluyor. Bu oran %50. Peki, diyelim ki erkek Y kromozomu taşıyor, erkek çocuk doğacak. Öyle hemen olmuyor birleşmeyle. Diyor ki o Y kromozomundaki bir bölge. Böyle iki bebeğin de 1,5 aylık olana kadar anne karnında ortak bir yumurtalığı var. O bölge diyor ki, bu çocuk erkek olacak diyor. Sen diyor onu testis yap diyor, testise dönüş diyor. Ve testis oluşuyor.
Sonra da başka bir madde diyor ki testosteron salgıla, erkek bebek olacak. Bu hormon etkisiyle de erkeğin iç üreme organları oluşuyor. Sonra yine enzimsel başka bir basamakla da erkeğin dış organları oluşuyor. Erkek çocuk doğuyor. Sıkıntı yok. Peki kız bebeğe gelelim. Kız bebek ne demek? X taşıyordu, Y yok. Ya bu bölge yok. Hiçbir hormon vermeseniz de ki anne karnında almıyor. Ya östrojen uyarısı anne karnında yok kız bebekte. Testosteron olmadığı için direkt sağlıklı bir kız bebek doğuyor. Yani tüm bu sistemler o testis yerine yumurtalığa dönüyor. Yumurtalıktan sonra rahim ve iç genital organlar oluşuyor. Sonra da dış üreme organları oluşuyor, kız bebek oluyor. Yani burada söylemek istediğim, hiçbir şey vermeseniz de doğa kız yapmaya meyilli. Evet, kadın cinsiyet yapıyor. Yani doğa bunu yapıyor ve o erkeğin uzun bir yolu vardı ya, hani hormonlar oluşuyordu, iç üreme vesaire. Orada herhangi bir doğumsal kusur olduğunda hop dişiye dönüyor gene. Mesela şöyle düşünün, kromozomu Y, testisi var, testosteron üretiyor. İşte prostat vesaire iç üreme organları oluşmuş. Tam orada bir doğumsal kusur var. Dış üreme organları oluşamıyor. Ama oluşamıyor değil, ne oluyor biliyor musunuz? Kız organları oluşuyor. Yani takıldığı yerde hemen doğa onu dişiye çeviriyor. Siz orada ne diyorsunuz? Aa, kızım oldu diyorsunuz. Bu kız geliyor ergenlik döneminde, adet görmüyor. Niye adet görmüyor diye bize getiriyorsunuz. Biz bakıyoruz diyoruz, ya bu kız değil ki. Nasıl değil? Kromozomlarına bakıyoruz, başka bir şey. İçeride rahim yumurtalık yok, hatta testis var karnında. İşte bunlar da cinsiyet bozuklukları. Neyse, bu çok karmaşık bir konu. Demek istediğim şu, doğa kadın yapmaya çalışıyor. Evet, erkek tali bir cinsiyet mi acaba? Bu esprisi tabii. Bir de şu gözle bakarsanız tam tersi, erkek olmak ciddi iş. Değil mi? Evet, yani sen kalk, hani o kadar milyon spermin içinden ulaş, bir taneyi dölle, şampiyon ol. Sonra bütün bir mekanizmaları geç, hormonların doğru çalışsın, bütün enzimlerin doğru çalışsın, son basamağa kadar erkek oluyorsun ya. Gerçekten zor iş, şaka olsun diye söylemiyorum. Ya bakın, iki farklı bakış açısı, tali cinsiyetten özel cinsiyete. Peki o zaman bir de yine Türk Dil Kurumu'na dönelim. Dişiyle erkeğin tanımına bakalım. Yumurta oluşturan veya yavru doğuran birey. Peki. Yetmiyor. Şuf işveli çekici olacak, bir de dişi olabilsin. Değil mi? Bu kadar size kadın anlatıyorum diye böyle giyindim. Sırf bu sebeple. Evet. Yetmedi yani. Erkeğe bakalım. Yetişkin adam, vay, peki. Sperm oluşturan organizma, tamam, bunu anlattık zaten. Yetmedi. Sözüne güvenilir, mert olacak bir de. Yani şimdi erkek oldu, yetmiyor, adam olacak. O da yetmiyor, adam gibi adam olacak yahu. Peki. Ya farkındaysanız dengeli anlatıyorum öyle. Erkeklere sıkıntılı bir şey anlatacağımı düşünmeyin. Dönelim kadın tanımına. Çok güldük. Bakın, analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri ve becerileri olan. Şimdi, 100 çiftten, sağlıklı 100 çiftten her şeyi yolunda olan 15 tanesinde gebelik oluşmaz. Biz bunları araştırmaya başlarız. Siz bu 15 kadını erdemsiz yaptınız, beceriksiz yaptınız, bir de kadın olmaktan bile attınız. Bunların öyle hikayeleri var ki, her ay gebe miyim diye adet gördüklerinde bir de onlara kirli diyorsunuz, oturur ağlarsınız. Evet. Şimdi size komik bir şey daha göstereceğim. Benim bir meslek ilanım. Bayan kadın doğum uzmanı. Hani aynıydı bu ikisi madem.
Niye ikisi de bayan değil, biri bayan, biri kadın? Benim aklıma birkaç şey geliyor. Bir, doktorun cinsel deneyimini bilmiyoruz ya. Nasıl kadın diyeceğiz şimdi? Bayan diyelim ona. Doktor ya biraz daha saygıyı hak ediyor, ona bayan diyelim. Öteki zaten kadın doğumcuya gidiyor. İlişkisi var demek ki. Bırak o kadın kalsın. Tabii bir de bunun daha kötü bir versiyonu var. Bayandan az kullanılmış. Evet, bu bütün dünyada böyle. Bizde değil, merak etmeyin. Sadece onlar kelimeleri bu kadar rahat kullanamıyorlar. Onlarda da kız gibi yapmak, kız gibi koşmak vesaire var. Orada sorun eksik, farklı yapmak değil. Eksik veya yetersiz yapmak. Ben bunu çok yaşıyorum. Nerede yaşıyorum? Ben bir cerrahım, ameliyatlar yapıyorum. Evet, benim asistanlık eğitimim şöyle geçti. Vakada bir hata yaptığınızda, ameliyatta yanlış bir şey yaptığınızda, ameliyathaneden atılırken şu sözler eşliğinde atılırdık. Kız gibi ameliyat yapma. Yani size bir şey söyleyeyim, kız gibi çok güzel ameliyat yapılıyor. Hele bir de kadın gibi yaparsanız. Evet, biz yine çok şanslıyız. Neden? Bütün dünyada birçok ülkeden önce kadına değer veren, kadına seçme seçilme hakkını veren bir liderimiz var bizim. Bu topraklardan çıkmış. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Ben bu sahnede, bu coğrafyada bir kadın olarak kadını size anlatabiliyorsam onun sayesinde. Ben ona teşekküre çok sık gidiyorum her sene Dolmabahçe'me, sarayına. Tek başıma da gitmiyorum. Bunlar benim doğumunu yaptırttığım çocuklar. Çete kurdum. Önce annelerinin karnında geliyorlar. Ertesi senede işte böyle beşikte, arabada, sonra da yürüyerek geliyorlar. Evet, Atatürk'e böyle teşekküre gidiyoruz. Onlara Atatürk'ü ben anlatıyorum özellikle. Evet, ben Atatürk'e teşekküre giderken her sene gidiyorum. Her ameliyatımda da Bonem'de gördüğünüz gibi ona teşekkürlerimi sunuyorum. Ama müsaadenizle bir de burada sunmak istiyorum. Canım atam, canım Atatürk'üm. Senin sayende, senin kurduğun cumhuriyet, senin ilke ve inkılapların, senin vizyonun ve senin önderliğinde özgür, çağdaş, laik, en hakiki mürşiti ilim olan bir Türk kadını ve bir Türk hekimi olarak ait olduğum coğrafyada bugünlerime tek başıma gelebildim. Senin sayende. Sana minnettarım ve ölene kadar izindeyim.